Evet, çalışmalara başladık. Elimizde yetenekli iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlarımız var. Oyuncularımız ligin henüz başındayız. Çok maçımız var. Eski sezonlara bakarsanız ilk maç oynamış gibi şu anda. 33 tane maçımız var yani. Bazı değişiklikler yapıyoruz. Takımın çalışmalarıyla ilgili, içindeki organizasyonlarla ilgili. Bunlardan bir tanesini de bugün gerçekleştirdik. Hasan Hüseyin takım kaptanımız, Hasan Hüseyin'le ben birebir görüştüm. Ben de bundan sonra ikinci görüşmemi Sapanan ile gerçekleştirdim. Arkadaşımızı takım kaptanı yaptık. Takımdan memnunum, oyunculardan memnunum. Başkanım da teşekkür ederim. Çok sorunlu bir takım vardı daha önce. Şimdi oyuncuların hiçbiri benim odama gelmedi arkadaşlar. O zaman ben onların soyunma odasına çok gitmiştim. 18 günde 7-8 kere soyunma odası toplantısı yapmıştık. Ama hiçbirinde de doğru bir şey bulamadık yani, çözemedik. Şimdi kulübün ekonomisi toparlanmış. Oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş bana. Böyle bir şehrin her zaman ligin ilk 10 takımından birisi olma ünvanını kazanması lazım. Sonra da yukarıdaki 5 takımı zorlaması lazım. Kimler şampiyonla oynuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Nedir? Doğru plandır. Destek. Yani içindeki yaşayan insanların desteğidir. Eğer Kayseri Spor bunları doğru yapabilirse şu gördüğünüz futbolun içinde bir marka haline gelme şansı çok daha yüksek. O nedenle herkesin desteğiyle bir takım şeyleri doğru yapıp takımımızı daha iyi olduğu yere getireceğiz. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Samet Hocam'a aramıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve kendisiyle birlikte inşallah bu şanslı süreci tekrar şansa ve futbol aklına çevireceğimizi umut ediyorum. Kendisi de bahsetti. Ortada hakikaten bir takım yoktu. Birlik yoktu. Onları bir araya getirip de maça iki hafta nasıl çıkardınız hocam? Ben hakikaten o manzarayı hatırlatıcı. Sahaya çıkacak futbolcu, antrenmanlara çıkacak futbolcuların olmadığı ve bizim hatırlarsanız o Trabzon maçına 6 gol yediğimiz bu 19'da çıktığımız dönemlerdi. O yüzden hocamızın bu gidişiyle ilgili yıpratılmasını ben doğru bulmuyorum. Kulübün ömrünü uzatmak adına bunun adı şirketleşme olur, bunun adı halka açılma olur, ne olur bilmiyorum ama çok şükür ki artık bunların konuşulduğu bir döneme geldik. Bugün ben varım, yarın başkası olur. Ama esas olan Kayseri Spor Kulübü'dür. Bu şehre yakışan Kayseri Spor Kulübü'nün sürekli Süper Lig'de kalmasıdır. Şehrin en önemli markasıdır. Bu benim için ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım için bir emanettir. Ah, yeniden yükselişe geçeceğimize yürekle inanıyorum. Tabii bu arada kulüpte bazı değişikliklerimiz olacak. Sportif direktörümüz görevinden ayrılacak. Gökhan Ünal görevinden ayrılacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle Petronyan'a 5 bin euro para cezası verilmiştir. Ve oyuncumuz Manzala da takımla birlikte çalışmalara başlamıştır. Bilginiz. Teşekkürler.